Herkese merhabalar. Mezun Hikayeleri serimizin bir başka bölümünde bir başka mezunumuzla sizlerle birlikteyim. Bugün 2003 yılı işletme mezunumuz Ozan Sakin bizlerle. Ozan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Zoom yayınımıza. Umuyorum ki keyifli bir yayın bizleri bekliyor. Şimdi önümdeki notlara bakıyorum. Sizleri hangi gömleğinizle tanımlamam en doğrusu olur, emin değilim ama yapımcı demem ve dijital yayınlarda aktif rol oynayan, bu konuyla elini kirletmeyi son yıllarda çokça seven biri olarak tanımlamam sanıyorum ki doğru olacaktır. Çok doğru. Sizinle birlikte hayat hikayenizi yürümeye çalışacağız. Bizlere Ozan Sakin kimdir'i Koç Üniversitesi'ne gelene kadar kısmıyla anlatacak olsanız, hem nereden başlardınız hayat hikayenize hem de hangi köşe taşlarınızı anlatırdınız? Koç Üniversitesi'nden önceki Ozan dersek ben 80 doğumluyum öncelikle. Benim aslında hayatımdaki ilk dönüm noktası ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. İngilizce ve Fransızca eğitim aldım orada ağırlıklı olarak Fransızca olarak. Normal lise müfredatından çok daha farklı, çok daha donanımlı, zengin yani eğitim kısmı öyle. Biraz da zor tabii bir eğitim aldım. Seçim aşamasına geldiğimde aslında benim şöyle bir şansım da vardı. Bir yandan hani ailem beni Amerika'da bir eğitime de göndermek istiyordu. Tabii o ne kadar burs bulunabileceğine de bağlı bir konuydu maddi olarak. Bir öyle bir seçeneğim vardı. Yani olanak demiyorum, seçenek diyorum. Kendim kasmalıydım ona. Bir öyle bir durum vardı. İkincisi bizler iç sınavla hani Frankofon liselerin mezunları olarak Galatasaray Üniversitesi'nin bir iç sınavına da girebiliyorduk. Ben orada işletme bölümünü birincilikle kazanmıştım. Böyle komik bir anım var. İlk tercihim benim Koç bursluydu. Ona yetişemedi puanım. İkincisi Boğaziçi işletmeydi. Üçüncüsü Koç'un normaliydi. Ben zaten üçüncü seçeneğim garantiyken yine de girdim sınava. Hiç girmeye de bilirdim. Galatasaray işletmeye de devam edebilirdim ama hani düşündük, taşındık. Benim annem de bu arada ticaret insanıdır. Hani yıllarca hani hem beyaz yakalı olarak çalıştı, üst yöneticilik, üst düzey yöneticilik de yaptı, genel müdürlük de yaptı. Hani iş dünyasının gayet içinde, ticaret nedir, ne alınır, ne satılır, çok iyi bir satışçıdır, onu da bilen bir insandı. Yani onunla yaptığımız konuşmalarda, hani benim de marketinge vesaire çok pazarlamaya yatkın olduğum ve eninde sonunda öyle bir şey yapacağım ve eninde sonunda kendi işimi de yapacağımızı aslında az çok biliyorduk. Hani bunu okuyacaksan bir İngilizce okumak mantıklı. Çünkü o işin, nasıl diyeyim, ya bu iş, o işin kutsal kitabı İngilizce yazılmış marketing terimleri. Fransız yazılmasının bir anlamı yok. Dolayısıyla ben orada hani yurt dışı yerine de Koç'u seçtim. Burada da hani gerçekten o anki araştırmalarımda yurt dışında alacağım eğitime aşağı yukarı denkti. Ve hani fiyat performans olarak da onca zahmetle yurt dışına gidip o kadar parayı Amerika'da harcayıp hayat değiştireceğime burada yerli bir yerli ve milli bir üniversitede hemen hemen aynı kaliteyi yakalarım ve bağlantılar açısından da bana yardımcı olur deyip tercihimi Koç'tan yana kullandım. Pişman değilim. Hiçbir sıkıntısını görmedim. Çok da severek okudum. Ama hani benim daha çok şaşırtan yanı Koç'un hani temel bilimlerdeki insan kalitesiydi. Hep hani bilim adamı vesaire yetiştirme, araştırmacı yetiştirme, gerçek bilim insanını, ya yani bilimin bilime ne kadar önem verildiğini gördüğüm için ben aşırı memnun oldum orada. Hocalarım da hep o yöndeydi. Biraz böyle hani bana gerçekten bilim nedir, işte safsata nedir, neye inanılır, neye inanılmaz, bir şeyin araştırması nasıl yapılır, bir fikir nasıl satılır, bir fikir nasıl sunulur ki hayatta ne olursanız olun elinizde bir değer var ve onu satmak zorundasınız ve paylaşmak zorundasınız. Yani ilk dönüm noktam böyle oldu diyebilirim. Bu geniş seçenekler arasında ne Galatasaray Üniversitesi ne yurt dışı, hop oradan Koç işletmeye gireyim dedim. Bir şekilde hesaplarım da tuttu, girdim. Ağzınıza sağlık öncelikle. Çok teşekkür ederim bu cevap için. O ilk yıllarınız özellikle üniversitede nasıl geçti? Sizleri okul gerek üniversitenin kulüpleriyle, gerek başka şekillerde vaktinizi geçirme imkanlarıyla, gerekse belki de sizlerin diyeceği, ya Orçun şöyle bir ders vardı, o benim gerçekten kafa yapımı aldı ve götürdü dediğiniz başlıklar var mı acaba?
Ya var tabii, olmaz olur mu? Şöyle anlatayım, yani bu soruyu hem insanlar açısından cevaplayabilirim. Hani ilk senemde sosyalliğim, insanlarla etkileşim nasıl gelişti, değişti. Bir de hani dersler vesaire açısından bahsedebilirim ama çok çok az ve öz kişiyle hep iletişimim oldu. Ama hep çok sağlam ve düzgün oldu. Böyle az, öz, yine işte Anadolu'nun belli şehirlerinden gelmiş, işte nispeten daha böyle işte nasıl diyeyim, kurnaz, zeki, biraz işte sosyal ilişkileri kuvvetli insanlarla 3-5 kişiyle yakın dostluğum oldu. Genel ve yüzeysel arkadaşlığım hiç olmadı. Az ve az kişi ve öz kişi de oldu. Derslere gelirsek ilginçtir. Ben neredeyse minor yapabilecek derecede daha çok psikoloji dersleri aldım. İşte işletmede ne yapabilirsiniz? Muhasebe, accounting'e yönelebilirsiniz. Finans ağırlıklı yapabilirsiniz. O zamanlar hani şöyle bir şey vardı. İşte o büyük danışmanlık firmaları Koç'un mezuniyet günü oraya böyle bir minibüs ya da otobüs çekiyor. Hurra, 20-30 kişi atıyorum hepsi Ernst & Young'a gidiyor ya da işte Boston Consulting Group'a gidiyor gibi. Öyle bir komiklik vardı. Hani istatistiksel olarak zaten aşağı yukarı öyle. Birçok insan danışmanlıkla başladı kariyerine. Öyle. Öyle gidebiliyorduz, böyle gidebiliyorduz. Ben daha çok işin daha yaratıcı, daha pazarlama odaklı, marketing odaklı kısmına geçtim. Hani benim danışmanım da Esra Gençtürk'tü. İnşallah bir yerlerden kulağına gider. Şu an ne yapıyor bilmiyorum. Onu çok sevdim. Bana o konuda çok yardımcı oldu ve yönlendirdi de. Hani herhalde yani herkesin ismini birden saymayayım ama yani İK dersinden neydi onlar? Perakende diyeyim, retail dersine kadar bir sürü ders aldım. En çok da hani Carter Mandrick hocayla zamanında anlaştım. Amerikalı böyle genç başarı bir hocaydı. Çok çok genç yaşında artık o zamanlar ben titirleri bilmiyorum. Yardımcı doçent miydi, doçent miydi, prof muydu neyse. Yani aşırı genç yaşında başarılı bir adamdı. 33, 30, 33 yaşlar arasındaydı falan. Ama beni genelde ağırlıklı pazarlama dersleri yönlendirdi ve bunu en iyi destekleyecek şeyler de hep psikoloji dersleri oldu. Yani insan davranışı, bunlar nasıl değişir, neden değişmez? Ya da toplum davranışı nasıl değişir, nasıl değişmez? Yani özellikle ben Sami Gül Gözbey'i unutamıyorum. Hala da unutmuyorum zaten. Twitter'dan şakalaşıyorum. Aynı zamanda tabii ki Çiğdem Kağıtçıbaşı'nı hiçbir zaman hiçbir şekilde unutamam. Hani gerçek bir dönüm noktası benim için sosyal psikoloji dersidir. Yani insanın ne kadar irrasyonel olduğunu, kendine karşı ne kadar aslında yalan söyleyebildiğini, ne kadar manipülasyona açık olduğumuzu, yani aslında bu iknanın, baştaki kariyerim olan pazarlama, reklamla insan davranışını değiştirme işinin, sonraki kariyerim olan yapımcılıkla ortaya çeşitli kreatif yapımlar koyarak işte beğeniyi ve yine davranışı, hissiyatı değiştirme odaklı bütün işlerin temelinde psikoloji yatıyor aslında ve sosyal psikoloji yatıyor. Hani bunlar artık geçmişin dataları, sonra yoğruldu, informasyon oldu. Daha sonra da knowledge, bilgi oldu. İnşallah şu an bazı işlerimde hani sebebini bile bilmeden sadece sezgisel olarak bu yaşımda artık sosyal psikoloji, psikoloji, Sami Bey'in memory dersi, Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın dersi yüzünden okuduğum social animal kitapları vesaire şu an davranışlarımı, projelerimi bence hala yönlendiriyordur. Keşke hala benzeri şeylere devam edebilsem diyorum. Ama sıkıcı TED Talk'lardan öteye gitmiyor. Bu konuları iyi bilen, iyi anlatan çok fazla yok. Anlıyorum. Burada şimdi hala birazcık daha Koç Üniversitesi yıllarınızda kalmak istiyorum ben. Tabii ki. Her mezunumuza bu bölümleri kaydederken sorduğumuz bazı benzer sorular var. Sizlerden nispeten daha hızlı, aklınıza ilk gelenlerle vereceğiniz cevaplar bekliyor olacağım. Gönder gelsin. Odeon mu, Henry Ford mu diye soracak olsam sizlere hangisini seçiyor olurdunuz? Yani ismiyle müsemma Odeon cevap. Peki siz öğrencilik yıllarınızda, üniversitedeyken ders planlama imkanınız olduğu vakitlerde tüm dersleri peş peşe alıp bazı günleri boşa bırakmayı tercih eden bir öğrenci halinde miydiniz? Yoksa derslerin arasında biraz daha boşluklar bırakarak haftaya yayma tarzında mı geçmişti yıllar? Yani gün içinde bakarsak dersler mümkün olduğu kadar birbirini peş peşe takip etsin. Hani benim sabahtan öğleden sonraya kadar en verimli olduğum dönemde alınsın, bitsin. Hani günlük bu, sıkışmış ve erken.
hafta içi de mümkünse cuma boş olsun, mümkünse çarşambaya bir ara, yani haftanın ortasına bir ara vermeye çalışıyordum. Yani 5 gün bekleyip 2 gün tatil yapacağıma çarşamba mümkün olduğu kadar daha sakin bir çarşamba geçmesini tercih ediyordum. Ya da yoğun bir fen ya da bilim dersleri yerine daha zor bile olsa benim için daha zevkli sosyal dersleri koymaya çalışıyordum. Yani mümkün oldukça tabii yani. Bu başlarda tabii ki mümkün değil. Ama algoritman böyleydi. Peki Ozan Bey, o vakitler çokça hemhal olduğunuz bir okul kulübü ya da şu an ya keşke o yıllar içerisinde şu kulüple birazcık da alakadar olsaydım dediğiniz bir kulüp var mı akla gelen? Yani biraz hayal meyal hatırlıyorum ki o da herhalde çok bir şey yapmadığımdan olabilir. Yani işletme kulübüne mutlaka teğet geçmişimdir, bir şeyler yapmaya çalışmışımdır ama belki biz hani kendimiz becerememişizdir. Belki benim ilgim derslerden dolayı yeterli ilgi ayıramamışımdır ama hani böyle bir işletme olabilir. Reklamcılık kulübü var mıydı? Gerçekten hatırlamıyorum benim dönemimde. Ona girer miydim? Pazarlama kulübü var mıydı? Olsa girerdim. Keşke daha çok fayda alırdım, fayda verirdim diye düşünürüm. Bu arada gerçekten hiç hatırlamıyorum. Bir şey yaptım mı? O başlık altında etkinliklere katıldım mı, katılmadım mı? Biraz flu bende oralar ama aklımda bu kalırdı. Anlıyorum. Peki keşke üniversitedeyken biliyor olsaydım dediğiniz, akla gelen en net, sadece pişmanlığınızla demek istemiyorum da yani üniversite yıllarındaki Ozan Sakin'e baktığınızda hadi şöyle hikayeyi birazcık daha romantikleştireyim. Kulağına fısıldayacak olsanız 20 yaşındaki kendinizin üniversite yolculuğuyla alakadar ne söylerdiniz? Ya şunu derdim. Bir şekilde hep daha büyük bir challenge oluyor insanın hayatında. Onu çözüyor. Onu çözünce biraz daha rahatlıyor. Sonra hep daha zor bir challenge. Yani lisede öyle, üniversitede öyle, ilk işte öyle hele. En büyük şey o. Ama hani keşke, yani bunu başınıza gelmeden de bilemiyorsunuz. Keşke biri bana şöyle diyebilseydi. Yani sakin, sıkıntı yok. Hani bu zor, bu da geçecek. Merak etme. Ama geriye dönüp baktığında öyle zor gibi hatırlamayacaksın. Çünkü o anki zorluğu yaşayacaksın. Ama o da geçecek. Sonra daha zoru gelecek. Stres yapma. Hani şu an zor dediğin şeyler ileride geçmişe dönüp baktığında hani atlattığım ve bana tecrübe katan şeyler diye bakacaksın. Dünyanın en zor şeyini yapmıyorsun. Kendin için şu an en zor şey yapıyorsun. Onun farkında ol. Hani bunun daha kaç katı gelecek. Sen bir sakin ol. O kadar da panik yapma derdim. Bu aslında şu an hala aktif bir üniversite öğrencisi olan bana da bir nasihat gibi hissettirdi ki eminim dinleyen diyen arkadaşlarım da ya aslında birazcık daha galiba sakin olmak ve anlık mücadeleyi göğüsleyip çok evet, daha abartmamak lazımmış dedirtmiyor değil gerçekten. Evet. Bu son sorum olacak bu alan içerisindeki. Böyle dergi kapakları olur ve orada bir alıntı olur ya böyle büyük süslü cümleler birazcık daha. Koç Üniversitesi bana şunu kattı gibi net bir cümle kuracak olsaydınız oraya hangi kelimeyi koyar olurdunuz? Yani ne kattı? Bana işte o insanı anlamayı, psikoloji dersleri aracılığıyla o alana yönelmemi, sosyal psikoloji ve psikoloji alanına yönelmemi, ondan sonra önüme iletişim dünyasının kapılarının açılmasını sağladı. Yani başka bir yerde olsam ben kendi kendime o kadar işte atıyorum cognitive sciences, işte psychological sciences vesaire diye aramaz, bu kadar müptelası olmazdım. Onu önüme sundu diye çok çok sevinirdim. Yani şu an nasip olur da yani bir yerlere mecazi de olsa, kapak olsak, evet bana işte psikoloji kattı. Biraz saçma bir başlık olacak ama hani benim kendi içimde hep bildiğim kendi zihnimi, başkalarının zihnini anlamayı ve hani kısmen manipüle etmeyi gösteren şey bu oldu. Anlıyorum. Sanıyorum üniversite defterini kapatıyor olacağız şimdi ve üniversite sonrası yolculuğunuza dair bazı sorular soruyor olacağım sizlere. Şunu sormak istiyorum. Şimdi üniversite yolculuğu sonrası aslında birazcık daha tırnak içinde tabirle alışılmış bir yolu tercih etmişsiniz. Bu da kurumsal hayat. Hı hı. Efes, Dijitürk, Dorel gibi oldukça bilinen,
dünyanın çeşitli yerlerinde operasyonlarla var olan kurumlarda ciddi bir kurumsal deneyim elde etmişsiniz. Evet. Ardından ise Upcoming isimli kreatif yapım şirketinin kurucu ortaklarından biri olarak kurumsal direksiyondan çok daha başka bir çizgiye gitmiş ve şu anda bu şirketle birlikte hala kreatif içerikler üretmekte kalmayıp kurumsala da dokunan projelere hayat veriyorsunuz. Bu doğru. Kısımda üniversite sonrası o ilk kurumsala attığınız adımın sebebi, o kurumsal yolculuk ve o kurumsaldan ayrılan adımın nedenini sizlerden dinlemek isterim. Ya şimdi benim üniversiteden mezun olup bir L'Oréal'de direkt o zamanki ismiyle Product Manager olarak başlamamı şöyle ilginç bir hikayesi var. Biraz da hani Koç Üniversitesi için de bayağı numune bir hikaye bu. O zamanki adıyla L'Oréal Marketing Award'du. L'Oréal Pazarlama Ödülleri. Sonradan yeniden brand edilerek adı Brandstorm oldu. Bu L'Oréal'in üniversite öğrencilerine Türkiye'de açık olan bir proje yarışmasıydı ve hani aşağı yukarı zaten bir pazarlamada ürün müdürünün ne proje geliştirecekse, yani bir lansman yapması, lansman planlaması bekleniyor öğrencilerin. O sıradaki L'Oréal bünyesindeki herhangi bir marka için. Yani bunu da 360 derece planlayın vesaire deniyor. Biz ona 3 arkadaş olarak katıldık. Gel zaman git zaman biz o yarışmanın Türkiye birincileri olduk. Hatta gittik Fransa'da da ülkeyi temsil ettik. Hani Paris'te direkt L'Oréal Headquarters'da vesaire. Ya onun çok çok ayrı bombastik anıları var. Ve o bize şunu sağladı. Yani zaten hani Türkiye'de olduk ve belli ki bize iş teklif edecekler. Zaten çünkü bunu bir uygulama olarak yapıyorlar. O projeyi sen başarılı yapabiliyorsan aşağı yukarı aynı şeyi o işte yapacaksın. Dolayısıyla çok aslında bilimsel de bir yöntem. Test ettiği, ölçtüğü şeyle gerçek hayat performansı aynı. Biz üç kafadar onu yaptık. Fransa'da da ülkeyi temsil ederken biz şunu fark ettik. Yani bu yine Koç dolaylı bir çalışma. Tamam bunu L'Oréal sağlıyor gibi gözüktü bana ilk etapta ama bir elimizde bir kreatif projemiz var. X bir lansman projesi bu. Hani reklamını bile çektik. O zamanlar telefonlar video bile çekmiyordu. Her şeyini hazırladık. Reklamını, displeyini, pazarlama bütçesini, her şeyini. Gittik Fransa'ya, atıyorum 22 tane ülke ve şehir var orada. Ama Kanada'sından İsviçre'sine, Fransa'sından Amerika'sına, işte Polonya'sından Bulgaristan'a, yani hepsi bizim o an baktığımızda ya bu adamlar eğitimiyle de kültürüyle de arkadaşım bunlar Türklerin hazırlayacağı bir pazarlama planını dövebilir. Hele hele L'Oréal'in yani Fransa'nın göbeğinden yetişmiş adam var. Hadi bir de atıyorum Belçika'dan bir de İsviçre'den var. Yani bunların olur alanın markası zaten. Yani nasıl yetişebiliriz diye. Biz böyle titreye öyle Paris'e gittik. Sunduk, ettik bilmem ne. Orada ülkeleri liglere ayırdılar. Böyle 6-6-6. 18 tane demek ki ülke varmış. Zangır zangır titriyoruz yani. O aynı anlattığım Odeon'daki gibi bir yerdeyiz. L'Oréal'in böyle tepe yöneticileri var. Ama hani CEO'nun bir altının bir altı falan. Adam bütün Güney ve Kuzey Amerika pazarlama direktörü. Yani 50 ülkenin falan filan. Öbürü işte stratejik insan kaynakları direktörü of the world. Hani board'da adam yani bilmem ne. Biz tabii şey yapıyoruz yani titriyoruz dediğim gibi. Neyse bir sunduk. Neyse öbürü sundu. Lan dandik bir fikir. Bunu nesine güvenmişler? Nasıl bu Kanada'dan çıkmış diyorum. Sallıyorum. Öbürü bir sunuyor. Allah Allah iyi gibi fikir gibi ama aşırı temel noktaları eksik ya biz mi anlamıyoruz diye. Bir iki sundu gayet vasat fikir. Öbürü sundu iyi fikir. Ama böyle şeyi gördük. Yani bizim yaşımızda, bizim formasyonumuzda insanlardan hiçbir eksiğimiz yok. Yani hiçbir eksiğimiz yok. Fazlamız var. Ve en az onların iki katı, üç katı başarılı proje yapmışız. Hatta ve hatta Singapur Teknoloji Üniversitesi o kadar bizim fikirle, aynı insight'la, aynı öngörüyle, aynı marketing projesi sundu ki biz böyle başımızdan aşağı kaynar sular döküldü. Lan %99 aynı. Yani jüriler falan onları dinlerken dönüp bize bakıyordu. Hani iki saat önce bu çocuklar sundu. Türkiye'den geliyorlar. Bunlar Singapur'dan geliyor. Birbirlerini görüp anlaşmış da olamazlar. Gerçekten bir kafalar buraya bakıyordu, buraya bakıyordu. Nasıl aynı olabilir diye. Singapur'u düşünemiyorum bile. Anlattıkları yani bizi dinlerken iki saat önce olan bizim fikri aynısını anlatıyorlar. Biz ne anlatacağız demişlerdir ama onlar da hayvan gibi iyiydi.
Neyse böyle bir üçlü lig sistemi olduğu için bizim altılı gruptan onlar birinci oldu çıktı. ABC liginden de yine yarıştılar. İşte başka bir ülke şampiyonu oldu ama biz şunu gördük. Ha biz tamam yani sistem dolayısıyla birinci vesaire olamadık ama birinciyle yarışacak fikrin bizce çok daha iyi uygulaması ama şurası şurası eksik. Eksik yanımız var onu da anladık. Yani buraya ister editle ister editleme biz inanılmaz donanımlı bir proje yaptık. Ve şunu gördük. Bizim dünya vatandaşlarından hiçbir eksiğimiz yok. Bize verilen eğitim, bizim aldığımız formasyon, tabii bunda yatsıyamayacağım işte Galatasaray sesinden gelenler, benim kendi donanım vesaire de var ama hani olay pazarlamaysa ve onu da koçla L'Oreal yapıyorsa gösterilen yol belli kimin ne formasyon kattı. Biz orada şeyi kazandık. Ya tamam madalya alamadık ama ya biz şu an öyle bir pozisyondayız ki yani hiç unutmuyorum o zaman daha 2003 düşünün Twitter dediğiniz şey bile 2006'dan beri var. 2003'te yazın demek ki biz 3 kafadar hani belli bir yatırım, belli bir para bulabilsek, belli bir pazarlama fikri, bir ürün bulabilsek demek ki biz bunu dünya çapında gerçekleştirebilir, satabilir ve bunu dünyaya pazarlayabilir. Öyle bir ekibiz biz. Hani biz bu inanışla ve bunun kanıtlanmış haliyle iş hayatlarımıza başladık. Üçümüze de L'Oreal'den Product Manager'lık teklifi geldi. Ben ve Murat Vert kabul ettik. Zaten 3 aydır, 5 aydır uyumamışız. İlk günden itibaren de gece 12'lere kadar marketingcilik, ajanslar, işte satışlar, bilmem neler, satış ekipleri, pazarlama ekipleri aldır uldur. Uluslararası bir pazarlama dünyasının içerisinde böyle hani yeni doğan bebeği suya atmışçasına içine girdik. Benim için en önemli Koç Üniversitesi anısı aslında budur. Kendinle aynıyı aramayacaksın ortaklık yaparken. Senin gücünü, yeteneğini çok çok iyi tamamlayacak birini arayacaksın. Sofar ve daire üstüne gitmek istiyorum biraz. Özellikle YouTube, yani internet içinde artık konumlandığı şekliyle herkesi sanatçıya çok yakın bir aktör yapıyor. İnsanları birbirine yakınlaştırmakla birlikte bazen sanki iki kirpi birbirine o kadar yaklaşıyor ki iğneleri birbirine batıyor ve rahatsız oluyoruz. Bazen o kadar güzel ve oranında yaklaşıyorlar ki İki kirpi de birbirinin güzelliğini görüyor. Ve ben Sofar'ı da daireyi de böyle iki ayrı deneyim projesi olarak görüyorum. Daireyi özellikle sizler daha kanal olarak çok daha az takipçiliyken tüketmeye başlamıştım. Twitter'da denk geldiğim bir rastlantıyla birlikte. Ve 2019, ardından... 2019 Mart ayı ilk çıkışı. Yani kendim bölümlere devam ettikten sonra bir ara şunu sordum. Orçun dedim, bu insanların evlerinden sana ne? Yani ev dekorasyonuyla alakalı mısın, değilsin. Öğrenci evinde yaşıyorsun. Şu an bu tarz bir, ya şu olayları göreyim de evimi biraz daha dekore edeyim dediğin bir bütçen, keyfin ya da ilgin var mı? Yok. Ama ben bir iki gün içerisinde çok defa çok fazla bölümü izledim. Arkadaşlarıma paylaştım. Sofar'da da benzer deneyimlerim var. İlk sorum çok açık olacak. Sizce neden ben böyle bir hisse kapılıyorum bu iki delirdin kanalı mi takip ederken? Efendim? Delirdin mi acaba neden diye öyle tamamladım ötesini de. Ya ilk önce ben sorayım aslında. Gerçekten yani geriye dönüp baktığında o zaman için ya ben bunu neden izlemişim diyor musun? Ya da birkaç öne çıkan şey mi vardı senin için? Hani ben onu da merak edeyim. Biraz oradan hareketle de cevaplarım. Ben çok oradaymış gibi hissediyorum. Eğer ki sizlerin evini geziyorsam ben o sırada hani sizin sadece salonunuzdaki koltuğu değil o koltuktaki mutlu anılarınızı, eşinizle farz-ı misal tartışmalarınızı sanki yaşıyormuşum ya da birazcık görüyormuşum gibi bu his uyanıyor bende. Ben bunu nasıl kurguladığınızı çok merak ediyorum. Yani çok... Güzel bir içgörü bu. Hani bana da sonuçta kendi yarattığımız işin yani biz etkisini hem çok iyi biliyoruz hem sektör profesyonellerinden de çok normal bize Instagram'dan yazan, YouTube'da yorum yapan insanlardan da sürekli görüyoruz, duyuyoruz ve hep hani bazı şeylerin sağlaması oluyor bizim için. O sağlaması oluyor dediğim şey de biz bir projeyi Kuluçka döneminde oluştururken 3 sene sürdü yani. Kenarlara aldığımız notlar, izlediğimiz başka yapımlar, kendi istediklerimiz, kendi güçlü kısımlarımız, neyi bir de yapabiliriz Türkiye'de, neyi yapamayız ve insanlar nesini sever, nesini sevmez. Yani bunlar hep ince ince işlendi. Bizim hani şirket
diyeyim ama sonuçta nedir? Çok çok aşırı donanımlı, profesyonel hayatta çalışmış, etmiş, görmüş, geçirmiş iki tane insan. Biri kadın, biri erkek. Bunlar hem sevgili hem ortak. Bizim beraber bir oluşturduğumuz hayat algımız var. Ondan süzülen belli bir kalitenin üstünde şeyler mutlaka çıkıyor. Yani biz de hiçbir zaman bu işte şöyle bir para var. Bu alana girelim. Oradan da A kalite, B kalite ve denk gelirse C kalite iş yapalım gibi bir şey olmuyor. Yani bizden çıkmıyor iş. İstesek de yapamayız. Yani teklif de geliyor yap diye. Ve şunu da biliyoruz yani. Abi yap işte C kalite. Hayvan gibi para kazanırsın. Doğru. Yaparsın. Ama biz o değiliz. Yani onunla mutlu olamayız ve devam da edemeyiz. Yani bıkarız. Elimiz gitmiyor. Yani bizim çok istemediğimiz bir işe ve müşterinin projesine bile bazen elimiz gitmiyor. Ve öyle öyle kendimizi yeniden tanımlıyoruz. Ha demek ki biz şu sevmediğimiz konularda, istemediğimiz konularda olumlu çıktıları olacak olsa bile, yani şan, şöhret, para, bilinirlik, çok izlenme, çok tıklama, neyse onun başarı kriteri, oraya gidemiyoruz. Hani içten gelen ilk itki şey bu. Bizi biz yapan bazı zevkler ve değerler. İkinci hemen senin o ilk keşfettiğin andaki ana ışınlanıp şöyle bir tweet paylaşacağım. Bu ilk okuduğumuz zaman yani bizim gözlerimizi mi doldurdu, artık boğazımıza bir şey mi tıkadı ya da işte bazı anlar vardır yani iyi ki yapmışım işte bu işte bunu okudum ve hani tahmin bile edemezdim. İyi ki yapmışım dedirtecek bir şeydi. O da bir öğrencinin tweetiydi. O yüzden senin ya ne alakan var? Ben öğrenci evindeyim. Ne işim olur yani? Ne ev düzebilirim ne bir şey. Ne alaka? Ama işte güzel bir deneyim. Hoşuma gidiyor. İzliyorum demende çok çok ölçecek bir şey. O tweet diyordu ki motomot söyleyemeyeceğim. Aklımda, ruhumda iz bıraktığı şekilde söylüyorum. Bir kızdı bunu yazan. Yine dairenin bir bölümünü izledim ve öyle bir hayatım olsun diye yarın sabah erkenden kütüphaneye gidip çalışmaya başlıyorum. Bu kadar. Yani bir insanın, ya bizim vermek istediğimiz içgörüyü, ilhamı bu kadar güzel mi alırsın? Bu kadar güzel mi hayatını entegre edecek olursun? Ve hani biz onu sonuçta niye yapıyoruz? Hayatımızın belli bir dönemindeyiz ve insanlar ilham alıp evini o şekilde değiştirebilsin, güzelleştirebilsin, işte belli bir disposable income'ı olan, yani hayati ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra maalesef birçoğumuz için lüks olabilecek bir çiçeği bile alamadığımız bir ülkede yaşıyoruz. Ama az da olsa, çok da olsa bu işin bir para işi olmadığını aslında, bir kürasyon, bir zevk işi olduğunu, çünkü bunun ikinci eli de var, aynı tasarımı 1000 liraya da alabilirsin, 100 liraya da alabilirsin atıyorum. Yani dairede hiçbir zaman öne çıkan şey para pul olmadı. Bunun bir işte yıllar içinde birikmişlik, toplamalar var, yeniden kullanma var, ikinci el var, tasarımın takibi var, do it yourself var, kendi yapmak, yaptırmak var. Yani eğer ona hiçbir şeyden anlamayan sonradan görme olarak bakarsanız bir aplikasyonu bile açıp 10 tane süper order edip sipariş verip evinizi öyle döşeyebilirsiniz. Çok normal. Ama bu zevkin yıllar içinde gelişebileceğini, ama o zevkin gelişmesi için önce çok çok iyi bir eğitim, çok çok iyi bir vizyon sahibi olmak gerektiğini çakabiliyorsa o insan, esas daireden alabileceği ya da bizim aktarabileceğimiz en güzel ilhamı almış kişi ilan ediyorum. Yani kendisini ve benzer şeyleri yazanları da, genç olanları özellikle kutluyorum. Neyse yani umarım bu da hani seni o anki döneme götürüp ışınlamıştır. Ama dediğin gibi yani niye ben izliyorum? Orada kendim gibi hissediyorum. O da biraz işte bizim şirketimizin diyeyim ama kurumsal tırnak içinde sound etmemek gerekiyor. Bizim kürasyonumuzdan, gözümüzden, zevkimizden süzülen bir şey olduğu için öyle. Biz o gerçeği çok seviyoruz. Yani dairenin mottosu gerçek insanların gerçek evleridir. Sofar projesini biz icat etmedik. Global bir projedir. 2009 yılında New York ve Londra'da eş zamanlı kurulmuştur.
dünyadaki ilk ev konseri de değildir zaten Sofar, ama Sofar İngilizce'de bildiğimiz anlamıyla so far demek değildir şimdiye kadar gibi. Songs from a Room'un baş harfleridir. Yani oturma odasından yükselen seslerdir ve o da çok çok gerçek bir ihtiyaçtan doğmuştur. Yani kurucuları Ralph LaRocque, İngiltere'de gittikleri, hatta Friendly Fires diye bir grup bilenler bilir. Ya bu ne abi, işte şıngırtıdır, bilmem nedir, şişe sesidir, tamam sizin muhabbetiniz de var, onlar giriyor, bunlar çıkıyor, kalabalık, işte önüne çarpıyorlar, ediyorlar, işte klasik sosyalleşme anlamında bir bar hayatı. Şimdi ne kadar acayip geldi, hayatımızda öyle bir şey bir daha görebilecek miyiz? Dışarı çıkıp kalabalık bir bar konser, o da ayrı bir kenarda kalsın. Covid-19 reklamı aldık araya. İşte öyle bir durumdan kurtulmak için, ya bu böyle olmuyor, biz müziğimizi dinleyemiyoruz, ne yapacağız? Yani kendi başımızın içerisinde kendimiz bakalım, biz evimizde oradan bir arkadaş gelsin, onu getirsin, o ses sistemi getirsin falan filan diye kurulmuştur. Hatta gizli ev konserleridir, Secret Gigs diye geçer. Hani vakti zamanında onun biraz gizli olmasının ve aslında hangi sanatçının çıkacağının bilinmemesinin sebebi de aslında o lojistik zorluklardan ve amatörlüklerden dolayı son ana kadar kimin çıkacağının bile, kimin müsait olduğunun bile çok bilinmemesidir. Biraz böyle el yordamıyla çok arkadaşlar arasında yapılmış bir sistem olmasından ileri gelir, ama sonra o tatlılık devam etmiştir ve siz hiç bilmediğiniz bir insanın evine fiziksel olarak gidersiniz. Sizin gibi düşünen belki 30, belki 50, belki 100 kişiyle yan yana oturursunuz. Bir kapı açılır, bir halının üzerinde bağdaş kurarsınız. Sıkışık sıkışık oturursunuz. Ve o senin anlattığın hani birbirlerine değmemesi gereken kirpilerin yaklaşabilecek en yakın haline, yani nefes aldığında o insanın nefesini anlayabilecek kadar yakınına en öndeyseniz oturursunuz ve mimariden aldığımız, daha doğrusu kendisi mimar olan bazı müzisyen arkadaşlarımızla çok çok güzel bir yorum vardı. İzleyiciyle müzisyenin hemzemin olduğu benim gördüğüm tek platform demişti arkadaş. Çok doğru. Yani normalde bir sahne yükseltisi fiziksel olarak en arkalara kadar gözükmeyi de sağlar, ama uydurma bir kelime olarak hani bir grandioz olmayı da, bir hakimiyeti de sağlar. DJ kabinleri o yüzden yükseklidir. Sahneler o yüzden yükseklidir. O topluluğun nabzını tutabilmek için. Ama Sofar'da o insanlar hemzemindir. Onlar bağdaş kurur. Özel bir sahne yoktur. O da oturduğu taburesinde, sandalyesinde söyler. Ve bu çok çok gerçek bir konsept, ama şöyle de bir komiklik var. 2009 yılında Sofar Global başladı. İşte 2012'nin son ayında, 2013 diyelim, o zaman da Sofar İstanbul başladı ve başladıktan 7 ay sonra da Sofar İstanbul dünyanın en büyük Sofar şehri oldu. Biz başladığımızda 44-45 şehir vardı. Bugün 500'den fazla var. Yani ucuca saydığın zaman böyle bir şehir mi varmış falan dediğin şehirler var böyle. Yani bir Avrupalı'nın, hani sallıyorum, Samsun'u bilmemesi gibi bizim de bilmediğimiz 72 milletin deli gibi şehirler var. O kadar şehrin arasında en büyük, artık rakamlarla ölç ya da ölçme, hissiyatla ölç ya da ölçme, hani measurable olan, ölçülebilir olan herhangi bir kriterde Sofar İstanbul dünyanın en büyüğüydü. Video izlenmesi, işte başvuru, sosyal medya metrikleri, like'lar, follow'lar, şunlar bunlar, öyle de devam etti ve şu an Sofar'ın YouTube kanalındaki bütün izlenmelerin yaklaşık %40'ı mı 50'si mi ne zaten bizim çektiğimiz videolardan oluşuyor. Yani nasıl diyeyim, bunların ayrıntısına girmek vesaire çok zor. Benim zaten sadece Sofar'ı anlattığım ayrı bir TED Talk var. Orijinal bir TED Talk, yani TEDx Reset camiasında yapılan. Burada ufaktan ben yayının son sorularına doğru kıracağım direksiyonu müsaadenizle. Dijital dönüşüm içerisinde deneyim sunmanın evrileceği yere dair bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir gerçek var ki, insan olarak kimi zaman çok çabuk doyuyoruz, kimi zaman nankör oluyoruz. Bunlar hep değişebilir, ama tek bir gerçek var ki çok talepkarız. Yani bu 10 sene öncesinde bizlere sunulan deneyimin realitesi insana geçiyorken, şu an anca o talepkar benliğimizi daire gibi, sopar gibi insanın içine çokça işleyen gerçeklik duygusu yüksek unsurlar tatmin edebiliyor. Böyle projeler YouTube'da, tamam işte ben her şeyi izleyebilirim ama bunları izlediğimde, bunları konuştuğumu, bunları izlediğimi duyurmak istiyorum hissiyatı uyandırıyor. Onlar senin ruhunu doyuruyor. Kesinlikle. Bu peki sizce
nereye doğru evrilecek? Yani bir noktada insan daha da fazlasını, daha da derin deneyimleri, gerçekliği talep edecek mi? O zaman dijital içerik üreticiliği sektörü ne gibi ihtiyaçlara cevap aramak üzere tekrardan kolları sıvayacak şeklinde bir son soru yönelteyim ben size. Cevap veriyorum. Şimdi sorularını yapılandırırken hiç unutmayıp tekrar ettiğim ve bu işin bir deneyim olduğunu, deneyim kısmı olduğuna vurgu yapman çok çok doğru. Biz de hani upcoming'i kurarken özellikle şöyle tanımladık. İçerik ve deneyim şirketi. İçerik ve deneyim. Şöyle yıl işte 2008'e vesaire dönersek benim L'Oréal'den sonra ufak bir dijital ajans maceram da oldu. McKenerix'inde çalıştım. Küçük bir ekiptik. Dolayısıyla hem müşteri ilişkilerinden sorumluydum hem de o zamanlar daha Facebook falan yeni çıktığı için dijital strateji vesaire de yapıyordum. Benim o zamanlardan beri hani bir hayat mottosu ve bir iş mesleki motto olarak kenara yazdım ve yani hala geçerliliğini de bence koruyan bir laf var. O da şu: online offline kardeştir, aksini diyen kalleştir. Her zaman online ve offline'ın kardeş olduğuna ve birbirlerinden ayrı düşünülemediğine inandım. Kurduğumuz şirketin özü bile bu aslında: içerik ve deneyim. Yani deneyim orada tabii dijital bir deneyim de olabilir anlattığım gibi ama mutlaka offline bir kısmı da olsun istiyoruz. Yani Sofar'ın başarısı biraz oradan geliyor. Gerçek bir offline deneyim var. Sen ama ona katılamayacaksın muhtemelen. Çünkü istatistiksel olarak o kadar çok başvuru var ki bir eve kurada çıkmam. Kurayla alıyoruz izleyicileri. Ve inşallah korona dönemi geçince tekrar başlayıp yine kuralarımızı yayınlayacağız. Yani 50 kişi alınıyor ama 50'de bir gibi değil. 5000 kişi başvurduğu için minimum ve artıyor bu sayı. Çok çok düşük oluyor. Yani hesabı var onun. 8 sene boyunca başvurursan o zaman çıkıyor ve o çok kıymetli ve özel bir deneyim haline geliyor. Ve çok aranılan bir şey oluyor. Ya zaten Sofar'ı fenomen yapan şey de bu. Abi katılmak imkansız gibi. O ikisinin birbirini beslediğini çok farkındaydık. Online, offline birbirini tamamlayacak. Yani giden insanla tabii ki o büyük bir şans ama o kadar çok şeyi takip edemezsiniz. Biz size ekranlarınız aracılığıyla o konserleri getiriyoruz dedik. Dairede de aslında keşke bu korona dönemine denk gelmeseydik. Biz bir daire stüdyo açacağız. Yerini tuttuk. Şu an paşa paşa bizi bekliyor. İçinin yapılması da yarıda kaldı. Bir dairenin kendine ait bir fiziksel bir mekanı olacak. Orada konuşmalar olacak, buluşmalar olacak. Belki biz gidip orada özel çekimler yapacağız. Tahmin etmişsindir. Yani Sofar'ın da dairenin de ana gelir kalemi sonuçta marka işbirlikleri. Biz yılların pazarlamacısı, reklamcısıyız. Ve biz bir proje yaratırken zaten onun DNA'sına yüklüyoruz. Marka işbirliği yapılabilsin, edilebilsin diye. Ve onun çok çok ince bir dengesi var. Bizim durduğumuz çok tatlı bir yer var. Yani burada artık o konuda mütevazı olamayacağım. Ya helal olsun. Reklamınızı da çok güzel yapmışsınız. Ben o ürüne de bakacağım. Çünkü yakışmış ve doğru kontekste, doğru bağlamda kullanmışsınız. Ha bana uyar uymaz önemli değil. Bazı uyar bazı uymaz ama anlıyorum yaptığınızı. Zaten bu dünyayı da anladı artık YouTube izleyicisi de. Yani YouTuber'lara bile helal olsun ablam bilmem neyi al sen sana yollasın marka diye diye eğitildi. Burada da bizim orada sağladığımız bir denge var. Biz onun bile faydalı olmasına çalışıyoruz. Yani öyle marka vermekten falan çekinen bir insan değilim. Atıyorum dairede hani Bosch'la da işbirliği yaptık. Anadolu Sigorta'yla da yaptık ama hani mobilya satımıyla, ikinci el pazarıyla uğraşan dekopazarca da işbirliği yaptık. Ozan Bey, öncelikle tabii ki de hem vaktiniz hem de kayıt süresince paylaşmaktan asla geri durmadığınız nice aktarım için çok teşekkür ederim. Mezun Hikayeleri serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde 2003 yılı üniversitemiz işletme bölümü mezunu Ozan Sakin ile birlikteydim. Gelecek haftalarda yeni konuklar ve yeni hikayelerle tekrardan kulaklarınızda olacağım. O vakte kadar güzel günler geçirmenizi dilerim. Hoşça kalın.